Qadrli vatandaşlar, Xalqaro Press Klubning masofada loyihasi davom etadi. Esingizda bo'lsa, oldingi ko'rsatuvimizda Toshkent viloyatining Toshkent tumanidagi o'zgarishlar bilan sizlarni tanishtirgan edik. Bu gal ham viloyatning Yangiyo'l tumanida amalga oshirilayotgan ishlardan sizlarni xabardor etmoqchimiz. Agarda sizga Yangiyo'l tumanida 260 gektar maydonda bunyod etilayotgan baliqchilik ko'li, Gollandiyadan keltirilgan Goldstein zotli qoramollarning xususiyati, tumandagi tekstil sanoatidagi qizg'in ishlar, qishloq xo'jaligida kuzatilayotgan o'zgarishlar hamda tumanda qad rostlagan Aladdin cho'milish majmuasidagi o'ziga xos dam olish maydonchalarida yaratilgan sharoitlar qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Sizni zeriktirmaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Xalqaro press klub masofada bugun Yangiyo'lda. Ikkinchi manzilimiz bu Yangiyo'lda qilinayotgan juda katta joy. Deyarli 264 gektardagi suv maydoni yaratilib, bu yerda hozir baliqchilik bo'ladi. Mana e'tibor bering, ko'rgan joyingiz bu juda chiroyli, mana suv havzasi taxminan 1 gektarlik joy. Biz baliq yeganda va iste'mol qilganda doim o'ylaymizki, shunday chiroyli joyda bo'ladi. Baliqchilik oson, baliqchiligiga suv solsa bo'ldi. Baliqchilik o'zi rivojlanib ketaveradi. Va bugun biz e'tibor beramiz mana bu tarafda. Bu joy qariyb 40 yildan ziyod qaralmagan. Mana shunda balchiq holatiga kelgan va bu joyda umuman baliqchilik qilish imkoni bo'lmagan. Lekin bugun mana qudratli texnikalar kelib, shu bir oy ichida qamishlarni, qamishdagi o'sha ilni olib, ko'tarib, bugun mana shunday ko'l qilishga tayyorgarlik qilishyapti. Shu loyihani amalga oshirish uchun Xorazmdan Otaboy aka olib berganov kelishgan farzandlari bilan. Bu yerda tadbirkorlik boshlanishdi va bu yerda davlat va institut o'rtasidagi davlat xususiy sherikchilik bo'lyapti va O'zbekistondagi biz bilmas ekanmiz baliqchilik instituti bor ekan Abdulla aka Qurbonov. Abdulla aka, boshda tushuntirib bering, mana bu 80-nechinchi yildan mana shunda yotgan va foydalanilmagan. Tashkilot o'zi xo'jalikni o'zi tashkil etilishi shu 80-nchi yil oxirlariga bo'lgan. Uzoq vaqtlar bu narsa tozalanmaganligi uchun va tozalash imkoni bo'lmaganligi uchun unga moliyalashtirish ajratilmaganligi uchun juda ham bir qiyin holatga kelib qolgan. G'oya mana shundaki, xususiy sektorni davlatga og'irligi tushmasdan turib, ilmiy tadqiqot muassasasini bazasini mustahkamlash, foydalanish samarasiz foydalanayotgan yerlardan yanada samarali foydalanish va aynan yangi texnologiyalarni, innovatsion intensiv texnologiyalarni bularni puli bizani ilmimiz birlashgan holatda joriy etib borish mo'ljallashtirdi. Mana hidiga chidab bo'lmaydi, chunki bu 40 yil davomida balchiq bo'lib, sassiq hid endi ochig'ini aytamiz. Qaralmagan, mana hamma yo chivin pasha bosib ketgan. Va bunday ko'l bo'lishi uchun mana shunday tadbirkorlar va davlat instituti bugun hamkorligi bo'lyapti. E'tibor bering, maxsus Xitoydan keltirilgan, to'g'rimi? To'g'ri. 4 dona keltirilgan, juda nima deyiladi bular nomi? Balotniy shantoy, eng balotniy, botqoqda yuradigan. Botmaydi, botmaydi. Botmaydi. Mana shu shantoy buldozerlari bugun botqoqda botmaydigan. Yillar davomida, qariyb 40 yilda bu yerda qatlam-qatlam balchiq bo'lib kelavergan. Mana bugun balchiq olinib, balchiqlardan damba qilinib, bu yer 3-4 metrgacha ko'tarilib yillar davomida xudo xolasi 1-2 yil baliq solinadi. Hozir nima qilmoqchisizlar? Nima ishlab bajariladi? Shu yerdagi 264 aytgan gektarimizni hammasini baliqlantirdik bir oyning ichida. Shu yerdan kamida 1000 tonna baliq chiqarsamiz birinchi qilacak ishimiz. 2000 tonna Xorazmda yetkazamiz yiliga. Shu yerdan 1000 tonna kamida birinchi yilimiz hali bu. Baliqchilik institutini shu yerda qurib, yangisini qurib shu yerda kelib baliqchini shu yerda o'qitmoqchimiz. Demak, bu yerda laboratoriyalar bo'ladi, to'g'rimi? Nimalar bo'ladi? Baliqchilik uchun joylashgan hududi bu yerda ishlab chiqarish bo'limi bo'lsa, laboratoriya o'quv binolari naryo kompleksi bo'ladi. Bu yerda asosiy maqsad boyiga aytgandek, yer hamkorlikda foydalanadi. Ilmiy tadqiqot institutining olimlarini yangi ishlanmalari joriy qilganlari yaratilishi kerak bo'lgan narsalar moliyalashtirilishi xususiy tadbirkor tomonidan moliyalashtirib boriladi va to'g'ridan-to'g'ri birinchi yangi texnologiyalar shu hududga joriy etib boriladi. Bundan tashqari institutning moddiy texnika bazasi to'liq rekonstruksiya qilib qayta ta'mirlanadi. Xodimlar uchun yotoqxona qilinadi va eng asosiysi 5tadan kam bo'lmagan laboratoriya baliqlarni kasalligi, gidrobiologiyasi, suvni tahlillari, boshqa laboratoriyalar to'liq qaytadan ishga tushiriladi. Abdulla aka, nima shuncha yil qilinmagan shu narsa? Bu institutni o'zi 2017-yil tashkil topilgan. Yoshi u, endi Xorazmda yoshi u deydi sizdagi odamni. Tajriba necha yoshdasiz? Men 72 yoshimdaman. Ya 100 ga kiring iloyim. Men qoyil qo'sizni qudratingizga qoyil qoldim. Kelganlarga bir oy bo'lmadi shu texnikani qo'yib
Biz korkup yetiyemiz, bu işanımız mı? Lekin kuzge balık buladım. Aytdım ki, min kəmində 1000 tonna balık çıkışı gerek, gör de. Oldu, oldu. Nima balık salas böyle? Bir de hemen Özbekistan'da yaşadığım balık hemen türünü. Hoş. Şöyle bir yerine... Sazan buladı. Sazan, Talıstolobik, Dumpeşana, Belamur. Belamur. Piyostrite, Talıstolobik diyemiz. Bak, karayın bana şu şunca bir... Ahlat top çıkıyapsız da, soğab iş bol yaptı da. Bu ahirka uzumuz, ben mesin tazalıp buldum. Göz korkak, kol batır ha. Hangi adam işliydi o? Hazır 60 kişi iş yaptırdı bir de. Şunun içinde bir 20 tesim mevsumu bulsa. Hazır salerkede, teknikede, ne mi muamma, ne mi masala var? Muamma hazır yok. Yok. Yani, tedbirkar ayışkanda muamma. Kreditle masala yok. Ayışkanda muamma koymadı. Bayaşayın. Yaş oğlu, ne için milyar pulu sıktınız? Birge 50 milyar recalaştırıyemiz. Aldın yaş vaklarımızda. Bu aylıkla adamlar tırla kılıp yerge kömerdi. Doğru mu? İşitken mi? Doğru, işitken mi? Gizlep, devletten gizlep. Hazır onun zaman emez. Doğru. Hazır bu aylıkla körsetedikten zaman geldi. Bunu zaman altın kılıp, dolar kılıp saklaş gerek yok, emez. Yok, bunu dinemez. Kör, benim gerek. Bu aylıkım hazır ben misal 1 milyar dolarım var desem, Özbekistan kursant buladım ben de. Aynısı prezidentimiz. Şunca hareketiz böyle yaptı, bu hareket milyardtan ama artık. Açığı, şunca adam işte yok. Bana şu cahit tasavvur kılayım, bana hazır kuruş kalayım ama kop kore balçık, kamış aralaş. Bu yerde bana hidige, çide bulmuydu, bana çivim paşası sürüptü. Lekin bir tasavvur kılayım, bir neçe aydan kegin, bana şu teknikal işlep, taş çıkıp, bu yerge zilal su kırgenden kegin, bana adam, bu ya taraf kendi karışıyla soruyumuz, bana. Ha, aman eke, adam mı çarçoğu çıkıp etedi. Galiba. Bana az balıkçılık köp rövajlarını bari yaptı. O zaman aşağı o şu noktaları, kayısı vloyetler için cüdüm bukum. Bizi ilgari fakat balıkçılıkçı Horazm nazar tutarı, doğru mu? Doğru. Bugün Koreyamız balık hama joyda var. Hatta bana taş kendi bıkını da. Qanchalik muhim shu loyihalar? Juda ham muhim, nimagaki bu o'zi ilgari tashlanmir joy bo'lgan. Samarasiz foydalanayotgan joy. Endi bizga hozir eng asosiy maqsadimiz balonni ko'paytirish bilan mol go'shtiga, boshqa go'shtlarga bo'lgan bosimni yengillashtirishimiz kerak. To'g'ri, to'g'ri. Shuning hisobidan shunday imkoniyatimiz bor, biz foydalanmayapmiz. Mana o'shaning uchun shu institut bilan birgalikda xususiy firma bilan birgalikda davlat sherikchiligi asosida shu narsani tashkillatdik. Buni ishlatish kerak. Bu bekor yotish kerak emas. Baliq bilasizlar, endi go'shtdan farqli ravishda juda yosh bolalarni, farzandlarimizni miyasiga, umuman jismoniy rivojlanishiga foyda bo'ladi, chunki unda fosfor moddasi bor va bolalarimiz aqlli bo'ladi. Bog'chadan boruvchilar bizni bugun ovqat ratsioniga shu baliqni ko'p kiritadigan bo'lsa, hozir xursand bo'ldik. 5ta o'sha O'zbekiston uchun eng qulay bo'lgan baliqlar bor. Shuning uchun tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Baliq sanoati charchamasin. Rahmat. Peki, kaçı oldu faaliyet başlayacağız ki biz Yangiyo'l tümanı hakimle yapışacağız? Hakimlik lavazımını başlayacağız 2 yılı 3 ay oldu. 2 yılı 3 ayda Yangiyo'l kaçı ile uzgardı? Yangiyo'l tümanında sanatım uzgarışı uzgarış var. Yani, az avukat hafızlığı, mesela için az avukat dediğimiz zaman şu balıkçılık sanatı hem kredi. Küçük sanat zonları açılı yaptı. Yürürlerde hem lotları bulup, hakki tedbirkarlarla hakimlik işi şimdi buluş gereken ki hakki tadbirkorga berish kerak ekan. Avvalambor uni shu kutib olish jarayonidan o'shanga men yordam demayman, o'sha tadbirkorga xizmat qilish jarayoni bo'lsa, tadbirkor o'zi qiladi. Shuncha yillar davomida bu 86-yil SSR davridan shu yer yotgan. Mana bunaqa chiroyli ko'l bu yo tarafda Sardor. Mana qaranglar chiroyliligini yigitlar. A bu yoqni qarang, mana bunday qarasangiz yam yashil, lekin bu yer qamishzor, botqoq ishlatilmagan. Mana hozir bu yerda 60 ta joy bo'pti. Siz tumaningizda shu joyda kayfiyat qanchalik o'zgardi hozir Ulug'bek aka odamlaringizda? 90% ana shu mahalli Yangiyo'l tumani aholisi. Yangiyo'lliklar. Ha, Yangiyo'l tumani xalqining ishman ta'minlanishi. O'zi ishman o'zini o'zi ko'p band qilgan bo'y yuqorida aytganingiz, lekin buning o'zining zonalari bor. Yoki men mahallabay deganda bu narsalar aniqlandiki drayverlar bor-da. Masalan, hamma joyi o'zining drayveri bor. Drayver bor. Hamma joyda balg'ari. Balg'arski kadi masalan, 1000 gektardan ziyod balg'arsi. Uni ham xuddi shunga o'xshagan tadbirkor olgan. Ko'chatini o'zi beradi. Masalan, 1 gektarga 100 mingdan ziyod balqasi ko'chat ketadi. 1 gektardan qancha taxminan daromad qiladi? Sof daromad 50 milliondan ziyod qiladi. Yaxshi, juda ham katta. Eng asosisi unga ko'chatini beradi, kerak bo'lsa mablag'ini ham klaster beradi. U keyin sushilkadan o'tkazib eksport qiladi. Biz aslan eksportni ko'paytirish, importni kamaytirish. Lekin mana bugunchi hayotda buloqlar ochilyapti. Agar buloqni suv shu hayot manbasi qilsa, mana shu joylardan ko'rib turibsiz.
Mana şu batqoq bir xamishzor bir tashlandiq bo'lgan joydan buloqlar chiqib, hayot ochilib, ko'zi ochilyapti. Bugün şu joyda baraka bo'ladi. O'zi sizning tumanda adashmasam 18 ming. Qanday taqsimlandi yangi sharoitda? 8 mingdan ziyod g'alla. G'alla yaxshimiz, boshoqlab qoldimi? G'alla yaxshi, g'allamiz yaxshi. O'tgan yil ham g'alla yaxshi bo'lgan. Urug'lik g'allamiz ham bor. 1900 gektar soya. Soya yangi ektiraring? Soya yangi ekdi. Bugungacha 80% ekib bo'ldik. Ertaga takroriga ham ekamiz. Undan tashqari keyin bog' yangi yo'lda şu meyve sabzavot desa bu xudo bergan o'zi. Bularni nima qilmaydi? Uyining ichi ham meyve sabzavot, oldi ham, ko'chasi ham meyve sabzavot. Hozir tumaningiz qancha eksport qilyapti? Hozir tumanim o'tgan yili 23 million meyve sabzavotni o'zidan eksport bo'ldi. Bu juda yaxshi, lekin biz bilamiz mana Farg'onada Quva, Oltariq ayniqsa eksportlari juda yuqori. Qarang, hozir otaxon to'g'ri gapirdilar. Men bor pulim, millionim uyda oltinim deb dollarim emas dedilar. Bu tikkanim. Şu texnikam, mana shu ishlayotgan joyim milliard milliard tursin. Tadbirkorlar bugun qo'rqmayaptimi pul tikishga? Yo'q, qo'rqmayapti tadbirkorlar. Sababi ishonch bor. Aynisi men xursandchilik bilan aytaman, shu Yangiyo'l tumaniga Toshkent bo'ladi o'zi shunday joy. Yangiyo'l tumaniga juda bir xursandchilik bilan, ishonch bilan pul tikadi. O'zining sarmoyasini tikadi. O'zining investitsiyasini olib kelyapti. Omadini bersin. Sizga ham rivoj tilaymiz ishlaringizda. Kuzga xudo xolasa hosil bayrami yaxshi bo'lsin. Mana shu ko'llar tezroq bo'lsin. Bu yerga biz bilasizmi? Bu yerga ekoturizmga ham kelish yaxshida, yoki o'sha odamlar kelib shu yerda chiroyli bir kapala bo'lsa, boshqa bo'lsa, baliq o'zi tutib, o'zi qovurib, to'g'rimi? Endi to'g'ri, bizda issiqda baliq yeb bo'lmaydi, lekin ertaga kuz boshlanganda juda fayz boshqacha bo'ladi. Aziz tomoshabinlar, bizni Yangiyo'l tumaniga qilgan safarimiz davom etyapti. Biz turgan joy bu Yangiyo'l tumanini Baytish mahalla fuqarolar yig'inida turibmiz. Mana shu yerda bir xorazmlik tadbirkorimiz xorazm baliqlarini yetishtiryapti. Ko'rib turibsiz, mana suvni ko'l. Bu yerda aynan o'sha O'zbekistonda yurtimizda mashhur bo'lgan xorazm baliqlari mana shu yerda boqib yetishtiriladi. Hozir mana shu tadbirkorni o'zi bilan suhbat qilamiz va mana shu baliqchilikni sirini bilib olamiz. Otaboy aka, necha yildan beri mana shu baliqchilik bilan shug'ullanasiz? Ben 50 yıldan bana, atam özü balıkçılık ailesinde tokulganım ben. Xorazmda balıkçılık, atam balıkçı boğan. Ötken yılda 2000 tonla balık yetiştirdim. Otoboyu ki bana Xorazmda kançı maydanda bana şuna suni köylü taşkil kıyasız? Bizde daha hazır 300 hektar suni köylümüz var. Tabii köylüden birge koşkanda 2000 hektar yerimiz var. Dengiz bulmasa da, lakin bana şu kasbın fidayı balıkçıları var. Doğru mu? Balık bilen yaplaşıp bilsin. Yaplaşıp bilsin, doğru ettiniz. Yaplaşış gereği, bunu eşitiş gereği balıkını hem. Cüneyim, doğru ettiniz. Bana şimdi bana şu Yangiyo'l Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumaniga kelib, bana şu sohani rivojlantirishga harakat qilibsiz, doğru mu? Doğru. Bunga sabab nima? Bunga sabab bu eşitişi aldın hem gelip görgenmem birini. Bu sayız vaktinde kılıngan derse bu aldım. Bundan 50 yıl burun kılıngan. Birden 100 tondan 150 tondan balık algan bosala bizden niyetimiz şurada 1000 tonla balık alır. Hazır bana şu yerde umumi meydan kaçı bana şu köl Yangiyo'l tumanida? 271 hektar yer verdi. 271 hektar yerge suni köl teşkil kıldılar. Bu köller bütün işten çıkıp kalgan. Kamış çıkıp gitken, her kıyla botla basıp gitken, kulaz işten çıkıp kalgan. Şu bütün teknikalımızı, 20'ye yakın teknikamızdan hep gelip, hem mesela üzüm heydep köpinceler. Ha, o iz kaydıysınız. Üzüm heydep hali köresiz. Bakın bu buzoldan yurt duruşunu. Hem mesela tazala balıklandırıp, küzge teyalladık kuda kalaza. Bilesin otoboyu ki bana firmer hocalıklarımız var, parranda hocalıklarımız var, bana tedbirkarlarımız koramal bakışadı, koy bakışadı. Lekin balığını bu nazik taraflar cüdeyem ku. Balık bu cüdeyem nazik. Bunge alakıda etibar gerek. Şu bana şu balıkçılıkta bana şu etibar veriş, onu misal için azıkaları, şu cereyanlar kanı kabul edin. Bu balıkçılıkta hem bu pille kurtu bakkanmaz. Şunu inlerse bu. Hmm. Bundan yanılışsanız bu muydu? Doğru. Bankrot olası bundan yanılışsanız. Bu misal için mal bakadığın bozunuz, tavuk bakadığın bozunuz körseniz keselini körüp duraz. Bu suyunu tekinde inerse. Şunu biliş gerek. Bunun kanda keseli var. Ne mi kemçilik var? Okat iyi mi bu? Misal okat yemin turgan bosa bu okatını verseniz suyunu bozup taşışı mümkün. Şimdi bu yerde hazır neçin türdeki balıklar var? Hazır bir de üzerimizde Özbekistan'da yaşadığım türler var. Şimdi Çet'ten hep geldik. Vietnam devletinden, Vietnam lakkasına hep geldik. 1 milyon dana Ukrayna yengi sazanını. Tezi özer sazanı kem, Vietnam'ın kem şundakten başka çay yiyen.
8 milyon euroya asiyotr balığı bilen sudak balığını bakıp köpeytirişini aldığımızda koyganımız. Bu balıklar oldun ozu bize de bakılgan mı? Bakılgan, sudak bulgan. Tecrübe var. Tecrübe var. Sudaklı da tecrübemiz yakışı. Yani asosan bana bizim fıkdaşlarımız köpürük kaysi balıklar ki? Talep küçülük. Bizden hazır Özbekistan'da en sevimli balık sazan. Sazanın ozu ne çıkıl türü var? Sizde şu mana şu 2-3 kıl türüden barşasından var. Hemesinden var. Şimdi şimdi ben umumi olganda mana şu maydondan hazır neçe dona balık varlığını hesapla bilse boladı mı? Bilse boladı. 110 bin tane sazan verdik bir yıl bak. Talastolobik'ten 200 bin balık verdik. Hemesi bulup 1000 tonla balık çıktık, balık tuxumunu verdik. Bir yıl ikradan ikranı alıp şundan leçenki aladığımız kelesiyle tuxum boladı. Ekspert talasını gaplaşadigan bo'lsak, ko'proq mana şu talep içki bozorga mı yok ekspertga mı? Şimdi birinci içki bazarını dolduruşumuz gerek. Özümüzle dolduruşumuz. Özümüzle. Abi keyin eksport kılışımız gerek. Peki hazır abi eksport kılıp durmuşlar. Eksport kılıp durmuş. Kaysa devletler ki? Türkmenistan'a 260 bin dolarca eksport kıldık. Bir yıllık ya eksport? Bir yılda. Afganistan'a eksport kıldık. Başlayarak balık etmeyin kaldı. Demek talep ko bizde balık yetmiş. Hazır Afganistan'ın şunun bir yakımlı cahı, mana yakın bir cahı oldu ki o Afganlı pulunu hep gelip bankaya tavşırıp keyin hep gider egen. Dolunu çöndekiye salıp. Havatırlı cahı yok. Yok, korkadığın cahı yok. Korkadığın cahı yok. İki, bir maşın demeyi verdik, maşın iki maşın doldurup balık verdik, sivilce balık. Bir maşın kanser oyu verdik. Lekin pulunu altından gelip bankaya tölep keyin alıp gitti. Bana biz Xalqaro Press Klub cemaası, bana fevral ayında şu Xorazm vilayetiga safar qilganimizda Xorazm balıkçılığı bilen tanışkanmış, ustozimiz Sherzodxon Qudrat Hoca aynen şu Xorazm balıkçılığını gapirganlar, yani ularına Xorazm balık uyuşması rahbari Dilmurod aka bilen suhbat qilganlar, şunu da ko'rganmiz ki Xorazm bu yurtimizning asosiy balig'i bilan ta'mirlab beradigan viloyat hisoblanar ekan. Xorazm balig'i bu juda ham sevib iste'mol qilinadi yurtimizda. Har bir mana shu qaysi viloyat shahar bo'lishidan qat'iy nazar shu Xorazm baliqlari doim dasturxon to'rida bo'ladi. Buni asosiy siri sababi nimada? Bu shu boqilishidanmi uni yo bir e'tiboridanmi? Nimaga shirin Xorazm balig'i? Balık deganda luqmay halol deyilgan. Buni sababini bilasiz nima uchun aytilganini? Yurtimizda baliqchilikni rivojlantirishga bir katta hissa qo'shishingizni tilakdoshimiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Aziz tomoshabinlar, biz navbatdagi manzildamiz. Ya'ni biz turgan joy bu Yangiyo'l tumani Saidota mahallasi. Ya'ni Saidota mahallasida joylashgan Primit mas'uliyati cheklangan jamiyatni fermer xo'jaligida turibmiz. Bu yerda ko'ryapsiz, maxsus o'sha chetdan keltirilgan sigirlar boqiladi. Bu zamon mas'uliyati cheklangan jamiyatimiz 2017 yilda tashkil etilgan. Birinchi bo'lib bu fermamizga Primit korxonasi bordoqchilikka yo'naltilgan bo'lgan edi. Bu ham Yangiyo'l tumanda joylashib, proyektni quvvati 1800 ta boshga mo'ljallangan. Umumiy maydoni qancha? Bu ferma xo'jaligining o'zini sigir fermaniki 10 gektar, bordoqchilikniki 7 gektar. Umumiy ekin maydonimizda 300 gektar. Ko'rib turibmiz, mana juda ham bir zotdor sigirlar ekan. Aynan qayerniki va qaysi zotdor sigirlar ular? Goldstein zoti, Ukraina va Germaniya davlatlari keltirilgan. Hurmatli teletomoshabinlar, bir narsani ko'rsatmoqchi edim. Ahamiyat bering, mana shu joylar hozir oziqlanish davri, oziqlanish paytida aynan nima yem mahsulotlarini iste'mol qilyaptilar? Bu yerda bizaniki 4 ta gruppamiz bor. Senaj arpadan tayyorlangan xomashyo, da, xomashyosi. Silos bu makkadan tayyorlangan xomashyosi bo'ladi. Ulardan tashqari bularga beda qo'shiladi. Kuchli oziqlantirilgan kombikormlar. Kombikorm o'zimiz ham tayyorlaymiz, ichida nima bor? Soya bor, pistashroti, makka, arpa qo'shilgan. Demak, bu ham maxsus o'sha chopqidan o'tkazilib, maydalanib beriladi. Bir kunda necha mahal oziqlanadi bular? Bir marta hozir yozgi periodida 2 mahal beriladi. Yozda 2 mahal. Da. Chunki bular qizib qolmasligi uchun 2 mahalga o'tkazilgan. Qishda bir marta beraversak ham bo'ladi. Chet elning zotdor qoramollari bizni iqlimimizga moslashishi qiyin. Ko'ryapmiz, mana maxsus sovutgichlar o'rnatilgan ekan. Mana shular haqida to'xtalsak. Chet eldan keltirilgan zot mollar ham biz ham iqlimga o'rgatsak bo'ladi. Ventilyatorimizda, mana bu mikroklimatda suv purkab turganda, yotoqxonasida
Bu hamması konfor kekirada. Yukarı derecedeki temperaturanı, sıcaklıkını kabul kılmıyor, kotar olmuyor. Da. Soğuğunu minus 20 olsun, bunlar bir moral kotar edecek. Çiğdiydi, doğru mu? Mahsus bana şu vitrinerler korkudan doyum otuz duradı mı? Albatta. İmport kılınan mallar birinci günden boşlar, vitrinerini korkudan otadı. Ve gerekli özlerini vaksinasyasını kılınadı. Bir yılda neçi martı bunlar emlenedi, yok ki doğrular verildi bunlar? Bunların özlerini rejası var. Rejası degen de yılıga ozir vitrinar komitetten iki mahal vaksinası var. O vaksinası degen de o kop bu. Bitta vaksinaymaz. Bu yerda yaş yurga qarshi, oqsilga qarshi bor, xorasonga qarshi bor, tuberkulinizatsiyaga qarshi vaksinatsiya qilinadi. Bir yilga 10 marta vaksinatsiya qilinadi. Kuniga yoki oyiga bitta sog'in sigir qancha sut beradi? Bosh soniga 23 litrga chiqqanmiz. Bu hozir bizdan ko'rsatkichimiz yozga borib ko'tariladi tug'ilish hisobiga. Bizaniki bo'lsa pik rajdaymasi tug'ilishi payti iyul, avgust, sentyabrlarga berilgan. Kuniga bitta ikkita sigir tug'iladi. Bu degani bizaniki mo'ljal yozni iyul avgust oyiga bitta moldan 28-27 litr kuniga. Bergan ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Ishlaringizga rivojlanib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Teletomoshabinlar, bizning Yangiyo'l tumaniga safarimiz davom etmoqda. Guvohi bo'lganingizdek, biz bugun Yangiyo'l tekstil fabrikasiga keldik va bu yerda paxta tolasidan ip ishlab chiqarish korxonasi bilan yaqindan tanishamiz. Yangiyo'l tekstil korxonasi paxtadan ip ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekistondagi boshlang'ich korxonalardan biri sanaladi. Zamonaviy texnologiya standartlariga javob beruvchi ushbu korxonaning yillik ishlab chiqarish quvvati 7200 tonnani tashkil qiladi. Hozirgi kunda korxona eng zamonaviy texnologiyalardan foydalanadi va Yevropaning yetakchi kompaniyalari Turkiya, Italiya, Ispaniya va Germaniyaning yangi texnologik uskunalari bilan jihozlangan. Ipni ishlab chiqarish jarayonida asbob-uskunalar, xomashyo va boshqa materiallarning holati muntazam nazorat qilib boriladi. Bir yilda qancha daromad oladi va uni O'zbekistonning aynan qaysi nuqtalarga yetkazib beradi? Shu kabi savollarga javob olish maqsadida biz ushbu korxona rahbari bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom qizim. Korxona faoliyati bo'yicha qisqacha ma'lumot bersangiz, ilk tolasini ishlab chiqarish dastlab nimadan boshlanadi? O'zimizni O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan paxta tolasidan ip kalama ishlab chiqaramiz. O'zi bu yerda qancha xodimlar faoliyat olib boradi? Hozirgi kunda shu 400 ga yaqin odam ish bilan band bo'lgan. Hozirgi kunda ayollar daftari va yoshlar daftariga kiritilgan fuqarolarni ish bilan qanchalik ta'minlandi? Mahalla fuqarolar yig'ini bilan Yangiyo'l tuman hokimi bilan birgalikda ish faoliyatini olib boramiz. Temir daftarga, yoshlar daftariga tushgan yoshlarni ish bilan ta'minlaymiz. Hozirgi kunda 28 ta yoshni ish bilan ta'minlaganmiz. Xodimlar orasida yoshlar nechta foizni tashkil etadi? Yoshlar 80% tashkil qiladi. Ularning oylik maoshlari qo'liga tegadigani shu 1,5 million qo'liga tegadi. Birinchi bosqichimiz bajarildi. Hozir xudo xolasa bizga yer ajratilsa, biz ikkinchi bosqichimizni boshlaymiz. O'zimiz ishlab chiqarayotgan ip kalavadan xudo xolasa 5000 tonna mato to'qiymiz. Uni bo'yaymiz. Keyin 4,5 million dona tayyor mahsulot tikamiz. Shuning oqibatida biz tumanda 1000 ta yangi ish o'rin tashkil qilamiz. Asosan yoshlarni ish bilan ta'minlaymiz. Mana 2021 yil ham hali yakunlangani yo'q. Mana shu kunga qadar qancha eksport qilindi? Bugungi kunga qadar 4,5 million dollarlik mahsulotni eksport qildik hozirgi kungacha. Turkiya, Xitoy, Rossiya davlatlariga. Bundan keyingi rejalar qanday? Bundan keyingi rejalarimiz xudo xolasa yil oxirigacha eksportimizni 15 million dollarga yetkazish, ikkinchi bosqichimizni boshlash xudo xolasa. 2020 yil karantin jarayoniga qanchalik ta'sir qildi? Karantin davrida bozor narxi tushib ketdi. Arzon bahoda sotishga majbur bo'ldik. Prezidentimiz tomonidan tadbirkorlarga ancha yengilliklar, soliqlardan ozod qilyapti, to'lov muddatlarini orqaga surib beryapti. Shuning oqibatida korxonamiz karantin davrida to'xtamasdan
100% ishlab kelyapmiz. Ishlab chiqarilayotgan ipning sifati qay darajada tekshiriladi? O'zimizda tekshiruv uskunalari bor laboratoriyada. Shu laboratoriyada iplarimizning sifati tekshiriladi. Bu hozirgi chiqarayotgan mahsulotimiz xalqaro standartlarga javob beradi. 1 kilo ip qancha miqdorda sotiladi? Hozirgi kunda 1 kilo ipni 293 dollardan sotyapmiz 1 kilo ip kalavani. Bozorni. Ichki bozorda NDS bilan shu 290 atrofida o'yapmiz. Prestur doirasidagi galdagi manzilimiz Niyozboshi hududi. Bu yerda tadbirkorimiz o'zlari issiqxona tashkil qilganlar. Bu asosan pomidor va bulg'or qalampiri yetishtirishga ixtisoslashtirilgan. Bu haqda tadbirkorimizni o'zlari bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Issiqxona qancha maydon egallaydi? Issiqxonamiz 1 gektar maydonni egallaydi. Shulardan 20 mingta balgarga ekkanmizga, fevraldan 2 kishi boshlaganmiz. Mana xudo xolisi bozorga chiqdi. Shahar bozorlariga olib chiqyapti deb. Asosan qaysi navlarni ekkansiz pomidorni? Pomidorni 2 xil navini ekkanmiz. Endi pishishi boshladi, xudo xolisi bozorga olib chiqishi boshladi. Hozirgi paytda 1 kilo pomidorimiz 8 ming, 10 ming atrofida bo'yapti. Shunda gektaridan qancha pomidor olish mumkin? 1 gektaridan 150 tonna, 200 tonnaga yaqin pomidor olish mumkin. Mavsumiy va doimiy ishchilar soni nechta? Asosan 15 ta odam ishlayapti hozir. Bu pomidor navini bo'yi asosan qancha metrgacha ko'tariladi? Asosan 2 metrga yaqin bo'ladi. Bu 82 metr bo'ladi. Bir tup pomidorimiz 4 kilo, 5 kilo hosil beradi. Bu sug'orish tizimi qanday tashkil etiladi? Sug'orish tizimi tomchilatib sug'orish bilan tashkil qilingan. 3 kun, 4 kunda sug'oramiz. Bir haftada 2 marta sug'oriladi. Dorilash qanday buni? Tomchi orqali dorilaymiz. Asosan mana shu shiriga, qurtga qarshi dori beramiz. Qachongacha hosil olishingiz mumkin? Sentyabrgacha hosil olamiz, xudo xolisi. Biz ko'rdik, bulg'or qalampiri ham ekkansiz. Buni qachon ekkansiz va qancha hosil olishni reja qilyapsiz? Fevraldan 2 kishi boshlaganmiz. 15-fevralgacha ekibolganmiz. Bulg'or qalampirini Temur degan sorti bor, Flamingo degan sortidan ekkanmiz, 2 xil sortidan. Temur degan sorti Rossiya bozorlariga eksport qilamiz. Bir gektardan 80 tonna 100 tonna olish mumkin. Hozir bozor uchun tayyor bo'ldimi, chiqaryapsizlarmi? Bozorga chiqaryapti, sotilyapti. 1 kilo narxi 12 ming, 14 ming. Bulg'or qalampirlari asosan ichki bozorgami yoki eksport uchun ham tayyorlayapsizmi? Eksport uchun ham tayyorlanyapti. Aslan hozirgi paytda Toshkent bozorlariga olib chiqib, shahar bozorlariga olib chiqib sotilyapti. Qadrli teletomoshabinlar, Toshkent viloyatidagi Niyozboshi mahalla fuqarolar yig'inida Yoshlar ittifoqi tomonidan mana shu yoshlarning bandligini ta'minlash maqsadida yerlar ajratilgan va bu yerlarda turli xil mahsulotlar bugungi kunda yetishtirilyapti va ana shu yerlarda band bo'lgan yoshlar bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Necha sotix yer ajratildi sizlarga endi? 20 sotix. 20 sotix yerga endi shu ko'katlar yetishtirilganmi yoki boshqa mahsulotlar bormi? Ko'katlar, kurop, piyoz, kashnich, olzi ekinlari bor, sabzi. Oldin nima ish bilan shug'ullanardingiz? Oldin uyda dehqonchilik qilganman. İmtiyoz bo'lgani uchun dalada. Siz nima ish bilan shug'ullangansiz? Biz ham shu uyda agrotda dehqonchilik qilib, ko'kat yetishtirib. Endi qancha daromad kutyapsizlar? Daromad xudo xohlasa, mana 300 millik, 400 millik kuniga sotyapti. Ha. Endi oxirgacha xudo xohlasa 10-15 millionga borib qolsa, xursand bo'lamiz biz hammamiz. Tuman hokimimiz yer ajratib berdi bizga 20 sotikda. 2,5 oy, 3 oy muddat bo'ldi. Shu muddat ichida biz mana bu ko'kat mahsulotlarini yetishtirdik. Bu mahsulotlarimizni o'zimizning ichki bozorga, qolaversa chet davlatlarga ham eksport qilib chiqarishga harakat qilyapti mana. Assalomu alaykum. Ormanglar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Ha. Nima ish bilan shug'ullanyapsizlar endi? Dehqonchilik o'g'lim. Xudo xolisa mana kashnich tozalayapti. Prezident ozgina joy bergan shunga mana dehqonchilik qildik. Xudo xolisa mana barakasini bersin. Kechadan boshlab uzishni boshladik. Kelinlar bilan o'zimiz oilamiz boylayapti. Hammamiz bir-birimizga yordamlashib. Shu qilayotgan ishlaringiz o'zlaringizga yoqyaptimi?
Bu işi yaşlıyımızdan kıyamızda. Bizdeki bu ota mirasıydı mı? Şunlaki iş herhalde yaşlıyımızdan kıyamızda. Tuğulup isimizi tanıp bize ki başta zeylin ikimiz, usramız. 20 soğutuk da hazır. Neç kişi iş bilen bana böyle yaptı? 6 kişiye. Şimdi bugün 6 kişi ne kısa, koyan külleri oğlumu özü işlep giderdi. Su birişi, doğru birişleri, oğlumu özü gibi oladı, yitedi o. Bir günde şunun işte boğulamı kılığa olasılı? Mami küçükini vağıdan minteden aşık kılığımız. Umumi daromat, kança kütü yapsılığa hazır indi? Şimdi şu 20 soğutuk yerden. Barikasını birisine kança bozuyam. Kança köp bozu, çünkü yakışı da. Ben şu kokatlarını hazır yetiştirgenden ki, bunu tek yana boş akıl olsun birlikleri yetiştiriladım. Çizmiyor yeni mi kıyam bize? Yeni çizmiyor yeni mi yazdıkını ısırış on sanmaz. Yeni çizmiyor yeni yeni... Kim bilir, yeni kaşın çeker bize. Kaşın çam yazdığımla pul bulur. Aziz teletomoshabinlar, Prisku doirasidagi bizning navbatdagi manzilimiz Yangiyo'l tumanida joylashgan Bellur mas'uliyati cheklangan tekstil korxonasi. Bu korxona qachondan ishga tushgan? Bu korxona 2020 yil yanvar oyida ro'yxatdan o'tkazdik. Korxonani bu butun binoni olib turib, yangitdan ish boshlangan. Ya'ni İçerideki dastgahlarını, hemen eski dastgahlarını çıkardık. Maşı 6 ay devamıydı. Bütün Türkiye devletinden bütün kereyli yangi dastgahları alıp gelindi. Dastgahlarını alıp geliş için 12 milyon dolar atrafıda sarmaya kılındı. Pandemiya şaraitindeki karamaslan turup, bize 2020 yıl, yani Sinçabır ayıydı, şu kalkan işe düşürüldü. Bu uzun sanat klasteri teşkil ettirilgen, klasterden tayyor xomashyo keladi. Paxta tolasini olib kelib turib, ketdi mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Bular ham hammasi yangi dastgohlar yaqinda tashkil qilindi. Shu yerda xom mato to'qib turib, keyin ko'rdinglar, bo'yoq katta chexlarimiz bor. Hammasi yangi dastgohlar, yangi texnologiyalar bo'yi. O'sha yerda bo'yalib turib, tayyor mahsulot berib, asosan hozirgi kunda Italiya, Rossiya, Qirg'iziston davlatlariga eksport qilinadi. Mahsulotlarni qayerdan olib kelasizlar? O'zimizda ishlab chiqarilgan bo'ladimi yoki ularni ham import qilib olib kelasizlar? Yo'q, hammasi o'zimizda ishlab chiqariladi. Asosan tola kelgandan keyin mana bu ikkalava qilinadi o'zimizda. Ikkalavadan keyin mana bu yerda xom mato to'qilgandan keyin o'zimizni shu dastgohlarda bo'yalib, o'zimizni shu yerda o'zidan eksportga ketadi. Bu yerda ishlaydigan ishchilar soni qanchani tashkil etadi? Hozirgi kunda shu yerda mehnat ko'rsatib turganlar soni 350-370 atrofida ishchilar ishlaydi hozirgi kunda. Mana bu sexlar yana tag'in tashkil bo'lgandan keyin yana tag'in o'rtacha 100ta yangi ishchi o'rni yaratildi. Hozir 450ta bo'ladigan bo'lsa, yana bu yarim yillikda hozir yangi dastgohlar kelyapti, yana yangi sexlarni tashkillashtiramiz. Ular bilan yana bir 750dan oshadi. Mutaxassislikni asosan shu yerda tayyorlaymiz. Ko'p kelayotgan yoshlar ko'pchiligi kasb-hunar kollejlarini bitirganlarni ishga olamiz ko'proq. Hozirgi kunda 70% yoshlar tashkil qiladi. Lekin haligi ustoz-shogird nimasi bu an'anasi bo'yicha ishlatamiz. Ya'ni bir ikkita mana misol uchun biladigan odamni yoniga qo'yamiz, bir oy davomida bu ishni o'rgatadi. Ya'ni operator tayyorlaymiz. Bo'yoq operatorlari, keyin to'quv uskunalari operatorlarini olamiz. Ishchilarga qanday sharoitlar yaratilgan? Ishchilarga maxsus kiyim-bosh, ikki mahal issiq ovqat, uydan to oshxonaga kelguncha tekin transport tashkillashtirib berganmiz. Oilalari bizada eng kam ish haqqi 2 million 200 ming so'mdan boshlanadi. Bular qanaqa uskuna? Bu xom mato o'rish uskunasi. Bu hozir prezi mana ikkalavadan xom mato ishlab chiqariladi. Bu keyin xom mato o'zimizning shu yerda bo'yoqxonada bo'yaladi. Aziz teletomoshabinlar, press-tur doirasidagi Xalqaro press-klubning masofada loyihasi davom etadi. Eslatib o'tamiz, bugungi mana shu masofada loyihamizning eng
kulminatsion nuqtasiga yetib keldik. Sababi bu yerda insonlar bevosita dam olishadi, yozgi mavsum doirasida hordiq chiqarishadi va biz hozir ayni damda Aladdin nomli akvaparkda, ya'ni cho'milish havzasida turamiz va bu yerda aholi uchun anchagina chiroyli sharoitlar yaratib berilgan. Toshkent viloyatida asosan Chirchiq shahrida bunday joy mavjud bo'lib, bugun Toshkent viloyatidagi mana shu Aladdin cho'milish havzasi va dam olish majmuasi 2020-yilda foydalanishga topshirilgan va bugungi kunda bevosita sayyohlarni va dam olish uchun keladigan mijozlarni qabul qilishda davom etadi. Haqiqatan bu yer o'zgacha tarzda jihozlangan va mana shu hududda yaratilgan sharoitlarni bilish uchun bevosita biz ushbu hududning boshqaruvchisi bilan suhbatda bo'lamiz. Assalomu alaykum. Dastlabki beradigan savolim, Aladdin nomi qanday qo'yildi va qurilish tarixi haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. O'sha o'zimizda yoshlikdan shu multfilmlarning orasida katta bo'lganimiz uchun yoshligi moslashtirilgan joy bo'lgani uchun hattoki devorlarimizda har xil multfilm qahramonlarining personajlari kiritilgan. Siz o'zingiz ham mana yosh ko'rinasiz. Bu qay tarzda moliyalashtirildi, ya'ni qurilish jarayonlari qanday kechdi? Xo'p, biz davlat tomonidan 20 milliard so'm kredit oldik va o'zimizda 15-20 milliard so'm investitsiya qilgan holatda shu holatga keldi. Sizlar uchun yana qanaqa imtiyozlar yaratilgan bugungi kunda? Bugungi kundagi imtiyozlar shu davlat tomonidan berilgan kredit va turizmdan 5% kreditimizdan qoplab berildi. Bilamizki, pandemiya davri har bir sohaga yetarlicha bir salbiy ta'sirini o'tkazdi va bugungi kunda mana shu Aladdin da ham pandemiya jarayonlari qanday kechdi? Bizni juda qiynagan narsalardan biri desak bo'ladi, chunki biz kredit olganmiz. Biz qurilib bitirganimizda bilasizki, yozgi basseyn 3 oygina ishlaydi yozda. Biz aynan shu vaqtda biz pandemiya bo'lgani sababli biz ishlay olmadik, lekin 6 oy davomida kredit ham to'lamadik, chunki karantin pandemiya. 6 oydan keyin biz ishlamagan taqdirimizda ham kreditni yopishga majbur bo'ldik. O'sha sababli o'sha payt bizda ozgina muammo, qiyinchiliklar paydo bo'ldi. Mana kredit bilan ishimizni bitirdik deyapsiz. Kredit olish jarayonlarida hech qanaqa muammolar bo'lmadimi? Shu jarayonlar haqida ma'lumot bering. Kredit olish jarayonlarida muammolar bo'lmadi. Aytaylik, yosh tadbirkorligi. Endi muammo deganda umuman bo'lmadi degan deyamaymiz. To'siqlar ham katta bo'ldi deyamaymiz. Xalq qatori oldik. Ko'rib turibmizki, Aladdin o'sha suzish havzasi anchagina bir kreativ tarzda bezatilgan multfilm qahramonlari, qolaversa, barchani o'ziga jalb qiladigan ranglardan foydalanilgan va bugungi kunda bu yerda sayyohlarning oqimi, ya'ni ularning soni nechtadan tashkil etadi bir kunlik? O'rtacha 50 ta yoki da bir 80 ta bo'lyapti. Bu qishki bassenimizdan o'zida. Agar yozgimiz ochilsa, tabiiyki, undan 3-4 barobar ko'proq bo'ladi. Ko'proq bo'ladi. Endi ushbu hududning maydoni qancha? 1 gektardan iborat bo'lgan hududimiz ham, qishki va yozgi bassenimiz ham, bularda 3 ta bassenimiz bor. Birida 3000 kuba suv ketadi, birida 900 kuba suv ketadi, birida 1000 kuba suv ketadi. Suvni tozalash jarayonlariga bu bassenimizga 6 soatdan oshiqroq bo'lgan vaqt ketadi. Har kuni kechqurun yurib, mana shu o'rtasida tozalashadi. O'tkida dori tashlanadi mehmonlar ketgandan keyin. Bizda nafaqat bassen servis xizmatlari, bizda karaoke servis xizmatlari bor. Undan tashqari bilard servis xizmatlarimiz bor. Undan ham tashqari choyxona, o'zimizning milliy choyxona, undan ham tashqari oilaviy dachalar. Bularga hammasi kelganda mashinada keladi tabiiyki. Kelganda mashinasi bekor turmasligi uchun mashinasiga servis xizmat ko'rsatamiz, moyini almashtirib beramiz, yuvib beramiz. Shunaqa servislar xizmatlarimiz bor. Undan tashqari xolajilningimiz bor. Ushbu majmuani qurish g'oyasi o'zi qayerdan kelgan? Bu majmuani qurish g'oyasi bizga buni o'ylab qaraganmizki, boshqa davlatlarda, boshqa shaharlarda juda ham katta, juda ham zo'r qurilish havzalari bor. Aytaylik, odamlar Toshkentda ham bor. Lekin bizda Yangiyo'lda bunaqa katta, bunaqa bir chiroyli bo'lmagani sababli o'yladik, nimaga Yangiyo'lda bo'lish kerak emas. O'sha sababli bir Yangiyo'limizni ham rivojlantirish maqsadida, turistlarni ham Yangiyo'lga jalb qilish maqsadida shoqaga keldim. Bilamizki, Aladdin mana shu Yangiyo'l tumanidagi eng katta cho'milish havzalaridan biri hisoblanadi va bu yer ham qisqa muddatda foydalanishga topshirilgan, ya'ni ko'pchilik hali bilmaydi va shu uchun marketing tizimi yoki SMM yo'nalishlari qanday yo'lga qo'yilgan? Bizda marketing tizimlari yo'lga qo'yilgan. Bizda Instagramda o'z sahifamiz bor, TikTokda o'z sahifamiz bor, Telegramda o'z sahifamiz bor. Undan tashqari YouTubeda sahifa boriladi. Marketingga yaxshi e'tibor beriladi. Biz blogerlar bilan yoki artistlar bilan hamkorlikda ishlaymiz. O'zi bu hududda necha kishi ish bilan ta'minlangan hozir? Bu hududda 150 dan ortiq bo'lgan inson ish bilan ta'minlanadi. Ularda o'rtacha maosh necha pul tashkil etadi? 1 million 200 mingdan baland tepasi. Aziz vatandoshlar,
Yangiyo'l tumanidagi safarimiz shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rdingiz, hududda ozmi ko'pmi o'zgarishlar bo'lyapti. Sanoat sohasi deysizmi, qishloq xo'jaligi yoki oziq-ovqat sanoati. Natijalar esa yomon emas. Muhimi mana shunday ruhdagi harakatdan to'xtab qolishmasa bo'lgani. Xalqaro press klub jamoasi esa Yangiyo'lga yana tashrif buyuradi. Hududlardagi o'zgarishlarni yoritishda davom etadi. Bizdan uzoqlashmang. Aytgancha, vaqtingiz bo'lganda ijtimoiy tarmoq va messenjerlar orqali IPC Uzbekistan manziliga obuna bo'lish yodingizdan ko'tarilmasin. Vaholanki, biz sizni eng yaxshisi bilan tanishtiramiz.